Faruk Sufoğlu kimdir? Herhalde benden bir şey olmayacak dedim. En güzeli tiyatro yapayım, bütün meslekler olurum nasıl olsa dedim. Öyle bir dünya yok kesinlikle yani. Sahne er meydanıdır her zaman. Tam tabutu yüklendi, Necat abi karşıdan geldi. Şimdi tiyatro lükstür. Doğru. Yani lüks. Bir kültür ister tiyatro. Aynen. Buna zaman ayıran seyirciye de mutlu etmek lazım. Ne kadar yorgun olursan ol, şu sahneye çıktığında, perdeyi açtığında o yorgunluk bitiyor. İşte Hayat serimizde bugün sürpriz bir konukla karşınızdayız. Herkesin yakından tanıdığı, gerek televizyondan, gerek sinemadan, gerek tiyatro sahnelerinden tanıdığımız Faruk Sufoğlu ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Emin kardeşim, sağ olasın. Teşekkür ediyoruz. İlk sorumuza başlıyoruz. Faruk Sufoğlu kimdir? Faruk Sufoğlu kimdir? 1969 Adana doğumludur, Adanalıdır. İyi bir Adana Demirsporlu'dur. Adana, ben söyleyecektim. İyi bir Adana Demirsporlu'dur. Okul yıllarında tiyatroyla uğraşan, daha sonra işte bu serüveni İstanbul'da sürdüren, sonra işte hayatın rüzgarıyla buralara kadar, Sakarya'ya kadar gelen kişidir. Süper. Peki neden tiyatro? Sizce? Ters oldu bu. Çalışmadığımız yerden. hiç beklemiyordum. Neden tiyatro? Tiyatro benim için bir yaşam biçimidir. Aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Annem hep benim pilot olmamı istemişti. Ben de hep böyle bir savcı olmayı istemişimdir. Olamadım. Okul hayatım çok başarılı, çok parlak geçmedi. Sonra birçok mesleklere girdim. Sonra dedim ki ya herhalde benden bir şey olmayacak dedim. En güzeli tiyatro yapayım, bütün meslekler olurum nasıl olsa dedim. Öyle başladım, aynen. Şimdi tiyatroda savcı oluyorum, hakim oluyorum, pilot oluyorum. Hepsi birlikte. Aynen, aynen. Eğlenceli bir sektör. Bir de ben tabii ki hayata çok sıcak, pozitif bakan biriyim. Eğlenmeyi seven, eğlendirmeyi seven biriyim. Bu yüzden tiyatro benim yaşam biçimim oldu. Harika. Peki tabii ömrünüzü gerek meşhur 80'ler dizisinde de rol aldınız. Evet, işte o da şansımızdan 10 sene sürdü. Çok güzel bir serüvendi. Buradan da bir rol güvene çok çok teşekkürler. Bize böyle bir şans verdiği için Türkiye'nin en iyi aile dizisi 80'ler. Gerçekten öyle ama. Aynen, kendimizden gerçekten. Çok şey buluyoruz çok, o dizide. Çok, çok, çok. Harika bir diziydi. Evet. Gerek o dizide çok sevdiğimiz duayen oradaki oyuncular, rahmetli evet. olanlar oldu. Rasim abi, Ayberk abi, evet. Atilla abi, Kemal Kuruçay. Hepsinin Allah ruhu gani, şad olsun. Aynen, Allah gani gani rahmet eylesin. Kemal Kuruçay bizim tiyatronun kurucularından da. Aynı öyle zamanda mi? Tabii. Birlikte çok oyunlarda rol aldık. İşte vade diyelim. O kadar, o kadar. Gerek 80'lerde, gerek kendi tiyatro sahnelerinizde unutamadığınız set, sahne, hatıraları desek çoktur. Bu cümleyi hep duyuyoruz. Hı. Çok diyorlar. Çok, İşte o aynen. çoklardan birkaç tane aynen. şöyle. Şimdi Ceyhun Fersoy var. Ceyhun Fersoy belki izler bizi. Ceyhun Fersoy o zaman benim tiyatromda oyuncuydu. Bir Adana turnemiz vardı. Evet. O zaman da rahmetli babam yoğun bakımdaydı Adana'da. Allah razı olsun. Onu ziyarete gitmiştim. Bu arada da Ceyhun rahatsızlandı. Turnede herhalde yedikleri dokundu. Onu da acile yatırdık aynı hastanede. Ben tabii bir babamın yanına çıkıyorum. Bir Ceyhun'un yanına iniyorum. Bu arada da tabii hani bir gün önce oyunumuzu oynamışız. Ceyhun'un yövmiyesini vermemiştim. Ceyhun sedideyken yövmiyesini verdim. Bu ne abi dedi. Dedim binader dedi. Ölüm var kalın var. Şu paranı al dedim. Hakkın geçmesin. İlginç bir hatıra. Ah, çok güzeldi. Sette ise hiç unutamadığım bir anı. O zamanlar Necdet abi oynuyordu berber. Evet. O diziden ayrılmak zorunda kaldı. Ama tabii ki ölmesi gerekiyordu. Bir sahne vardı işte. Öldü. Tabutunu taşıyacağız. Toplandık bütün mahalleli. Necdet abinin işte cenazesini kaldıracağız. Tam tabutu yüklendik. Necdet abi karşıdan geldi. Şimdi o sahne çekilmedi. Çekemedik ya gülmekten. Yani adamın cenazesini taşırken adam karşımızdan lay lay lom geldi ya. Onu unutmam hiç. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Peki izleyicilerimize, takipçilerimize tavsiyeleriniz nelerdir desek? Ne anlamda hani seyirciye tavsiyem aslında şu, tiyatroya aslında, gidin. Aslında özür dilerim, her iki anlamda. Tamam, tiyatroya gitsinler seyircilerimiz, özel tiyatroları desteklesinler, hiçbir tiyatroda ayrım yapmasınlar ama mutlaka izlesinler. Çünkü izlemeyip de yorum yapmak çok kolay. Yani herkes klavye delikanlısı. Oyuna gitsinler abicim, izlesinler, ondan sonra yorum yapsınlar, görüşlerini bildirsinler. Ve özel tiyatrolar gerçekten şu anda bir ivme yakaladık. Herkes özlemiş tiyatroyu, pandemi geçirdik biliyorsun. Ama bazı arkadaşlar kulaktan dolma diğer oyunlar da dahil. İşte yok o oyuna gitmeyin, bu oyun kötü oyun ama gitmemiş, izlememiş. Yapmayın abi, tiyatroya gidin, izleyin. O kadar. Tabii kendiniz doğru. karar verin. Diğer anlamda oyuncu olmak isteyen arkadaşlara tavsiyem, çok zor bir meslek, çok
kolay aynı zamanda ve eğlenceli bir meslek. Ama yani televizyonda bazı ünlüleri görüp de çok büyük para alanları görüp de ben de oyuncu olacağım diye kendilerini parçalamasınlar. Bir kere hani diğer üstadlarımız, tabii ki arkadaşlarımız işte çok hani böyle güzel laflar konuşurlar ama ben her zaman şunu söylerim. Oyunculuk bir Allah vergisidir. Eğer Allah'ın sana vermiş olduğu bir yetenek varsa o yeteneğinin üstüne git. Yani sahne tozu al, hem pratikte, sahada, sahnede hem teorikte eğitimini al. Ama sende bir yetenek yoksa, yani illa bir şey olacağım diye çırpınıyorsan yapma. Yani hangi dalda, hangi meslekte başarılı olacaksan ona yönel bence. Müthiş. Ama günümüzde tabii ki işte televizyon dünyasını izleyenler şu oyuncu şu kadar para alıyor, işte o yakışıklı, o güzel, benim neyim eksik, ben de oyuncu olacağım. Öyle bir dünya yok. Perde arkası, mutfak farklı. Öyle bir dünya yok kesinlikle yani. Sahne er meydanıdır her zaman. Az önce şey ne dediniz? Karadeniz'den geldik. Evet, Karadeniz'den yorgunluğu, geldik. Yorgunluğu, telaşesi, hiç dışarıdan görüldüğü ama gibi. Ama şöyle bir şey var işte. Ne kadar yorgun olursan ol, şu sahneye çıktığında, perdeyi açtığında o yorgunluk bitiyor. Ayrı bir dünya değil mi? Kesinlikle. Yani seyirci size unutturuyor bunu. O seyircinin mutlu olması çok önemli bizim için. Yani ben kendi tiyatromda bütün arkadaşlarıma hep bunu söylerim. Arkadaşlar, bizim birinci görevimiz para vermiş, bilet almış, zaman ayırmış olan seyirciyi bu salondan mutlu göndermemiz şart. Harika ya. Kesinlikle. Yani biz kendi egomuzu tatmin etme lüksümüz yok. Böyle bir şey yok yani işte. Ben bunu oynadım, ben şunu yok, öyle bir şey. Ekibiz, oynuyoruz, hizmetimiz seyirciye. Veli nimetimiz bu kadar basit ya. Bu kadar. Yani bugünlerde bilet fiyatları 200 lira olmuş ve 200 liraya bilet alıp 4 kişi 5 kişi geliyor bir aileden, zaman ayırıyor 2 saat boyunca. Bu doğru. Büyük bir lüks yani. Ben bunu yıllar önce de söylüyordum, bilet fiyatları 50 lirayken 300 lira olsun diyordum. Çünkü tiyatro lükstür. Doğru. Yani lüks. Bir kültür ister tiyatro. Aynen. Buna zaman ayıran seyirciye de mutlu etmek lazım. Gerek oyununla, gerek kulisine gelip fotoğraf çektirmek istek, gerek o senin nezaketinle seyirci mutlu etmek gerekir bana göre. Teşekkür ederiz. Rica ederim, ne demek. Kanalımıza şeref verdiniz. Estağfurullah. Bizlere vakit ayırdınız. Ben teşekkür ederim ya, ne demek ya. Keşke zaman olsa yemek tarifi de versen. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. İşte hayat serimizde bugün Faruk Sofuoğlu ile beraberdik. Sağ olsunlar, bizleri kırmadılar, geldiler. Kendilerine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın ama sakın boş kalmayın. Görüşmek sanatsız dileğiyle. Kalmayın. Bu seriden ben de geçtim.